Ali Kara Hasanoğlu Çatlayın patlayın. Kadın cinayetleri azaldı azalacak. Tabii ki ne kadın cinayeti olsun ne erkek cinayeti. Tabii ki şiddet olmasın, tabii ki insanlarımız ölmesin. Bizim düşünce yapımız bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir ayetiyle şekillenmiştir. Biz buna inanır bunun gereğini hayatımıza uygulamaya çalışırız. Ama birileri var ki kadın cinayetlerinden adeta sevinç duyuyor gibiler. Bir günde 6 kadın cinayeti diye söze girip, nerede, ne zaman, hangi kadın açıklanmadan bir cinayeti 3 defa işlenmiş gibi göstererek aslında kadın cinayetlerini normalleştiriyorlar. Yalan söyleyerek sayıyı artırıp cinayetleri sıradanlaştıranlar, ''Aa baksana bir günde 6 kadın öldürülüyormuş, ben de bir tane öldüreyim o zaman'' algısı oluşturuyorlar. Bu ülkenin yönetimini aday olduğunu ileri süren Meral Akşenerler, Kemal Kılıçdaroğlu'lar. Bir günde 6 kadın öldürüldü, devlet nerede diye bile bile yalan söylüyor, olmayan rakamlarla siyasi iktidarı suçluyorlar. Siyasetçilerin yanı sıra İstanbul Sözleşmesi kadın cinayetlerini önler diyerek sokaklarda gezinen feministler. İstanbul Sözleşmesi'nin aslında kadına şiddeti önlemediğini, tam aksine artırdığını gözlerden kaçırmak, ve eşcinsellere açılan alanı gizlemek isteyen bir avuç LGBT'liler algı üzerine algı ürettiler. Ve o algıların tamamı dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istatistiki rakamları vermesiyle çöp oldu. Şöyle diyor İçişleri Bakanı. Biz onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız. 13 Şubat 19 Mart tarihleri arasında 34 kadın hayatını kaybetti. 19 Mart-22 Nisan tarihleri arasında ise 25 kadın hayatını kaybetti. %26 azalış CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de yalancılarının ağına düşmesidir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geri çekildiğimiz tarihi baz almış. 20 Mart'ta sözleşmeden çıkılmıştı. 20 Mart'tan 22 Nisan'a kadar olan gün sayısı kadar 19 Mart'tan geriye 35 günde işlenen kadın cinayetlerinin rakamlarını almış. İki dönemdeki sayıları kıyaslanmış. Sayın Soylu bir maddi hata da yapmış. Sözleşmeden geri çekildiğimiz 20 Mart'tan sonraki 35 günü esas alacakken bir maddi hata yapıp 19 Mart'tan sonrasını almış ama bu kadarcık kusur kadı kızında da olur deyip geçelim. İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken 35 günlük dilimde 34 kadın öldürülüyor. O tarihlerde bile öyle bir günde 6 cinayet falan söz konusu bile değil. Ama sonraki rakam daha önemli. Sözleşmeden geri çıkıldıktan sonraki 34 günde 25 kadın cinayeti işleniyor. Kadın cinayeti sayısında %26 azalış yaşanıyor. Evet bir kadın da değerli, bir insan da değerli. Ama cinayetleri sıfırlarken sorunları, çözümleri de konuşmamız gerekir. Sayıları değerlendirmemiz gerekir. Şahsen ben bir avuç feministin söylediği üzere İstanbul Sözleşmesi'nin kadın cinayetlerini önlediğine inanmadığım gibi İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle birlikte sadece ve sadece fesihle kadın cinayetlerinin biteceğine de inanmıyorum. Ama kadın cinayetlerinin sözleşme yürürlükteyken 35 günde sözleşme yürürlükten kalktıktan sonraki 35 gün kıyaslamasında azalmasının arkasındaki esas sebep nedir diye soracak olursanız toplumumuzun manevi dinamikleri derim. Ramazan ayının öncesinde bu mübarek aya hazırlık yapıldığından şu an itibariyle de Ramazan ayının ilk 10'unu bitirmiş olmamız hasebiyle yani halkımızın dini hassasiyetleri sayesinde şiddet azaldı derim. Şu sebeple bu sebeple. Sonuçta kadın cinayetleri azalmış. Kadın cinayetlerinden şikayet edenlerin de böyle bir azalış sonrasında Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz demeleri gerekirken Allah'ımıza hamdolsun ki bize Ramazan ayını vermiş. Allah'ımıza teşekkür ederim ki bize barışı tavsiye etmiş. Allah'a yarışır kul olmak için bu şiddeti tümüyle ortadan kaldırma noktasında haydin el birliğiyle çalışalım demeleri gerekirken İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını dillerine dolamışlar kadın cinayetlerini durduracağız platformu diye oluşturdukları bir grup açıklamasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki ayrı dönemdeki istatistiki rakamları karşılaştırmasını kınayıp bir ayda 25 kadın öldürülüyor ve İçişleri Bakanı bununla övünmeye kalkıyor. Kadın cinayetlerini durduracak olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını maharet gibi anlatmayı bırakın, bu ülkenin kadınlarına 25 kadın cinayetinin hesabını verin, soytarılığına soyun boş. Kadın cinayetlerini savunan yok. Kadın cinayeti sayısı 25'e inmiş. O zaman bunların katillerini artık yakalayalım diyen yok. Katiller yine yakalanıyor, yine yargı önüne çıkarılıyor. Ama hiçbir askerimiz şehit olmasın. Bir günde 3-5 askerimizin şehit olduğu günlere göre bugün artık çok daha az askerimizi şehit veriyoruz denildiği anda düne kıyas yapıldığını görmezden gelip hedefin sıfır sayısına ulaşmak olduğunu görmezden gelip bir haftada bir şehit de versek onun hesabını verin demek sanki ülke düne kadar güllük gülistanlıkmış. AK Parti iktidarı döneminde şehit vermeye başlamışız gibi saldırılması ne kadar yanlışsa Şimdi kadın cinayetleri eski yıllarda hiç yokmuş da AK Parti iktidarında kadın cinayetleri başlamış gibi bir algı üreterek özellikle de Sayın Soylu'nun verdiği mesajdaki düne göre daha az sayıda cinayet işlendi temasını görmezden gelip 25 kadın cinayetinin hesabını ver demek ahlaksızlıktır, riyakarlıktır. Bu Ramazan vesilesiyle inşallah insanlarımız daha hoşgörülü olurlar. Ramazan sonrasına da bu hoşgörüyü taşırlar. Şu feministler de kadın haklarını savunuyoruz diye ortalıkta tepinenler de istismar ettikleri bir konuyu daha ellerinden kaçırmış olurlar. Ali Kara Hasanoğlu Bülent Erandaç CHP'nin yalanları Başkan Erdoğan'ın Büyük Türkiye yürüyüşü Aziz Türk milletinin büyük desteğiyle devam ediyor. Bir ülke için iktidarın istikrarı kadar doğru muhalefet anlayışı da çok ama çok önemli. Maalesef iktidar istikrarı sayesinde Türkiye çağ açarken CHP gibi ana muhalefet partisinin yalanları ülkemize zaman kaybettiriyor. Kaset komplosuyla CHP genel başkanlığına getirilen, hatta CHP genel başkanlığına aday değilim diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yalanlarına 128 milyar dolar nerede olarak devam ediyor. Davutoğlu ve Babacan denen 3 günlük siyasi parti başkanlarıyla bu yalanı gerçek algısıyla sunuyor. CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici'nin Merkez Bankası'nda para kaybolmaz. Girersiniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfasını, dolar alımı satımı nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görülür. Her iş kayıt altındadır, deritin kayıtlarında vardır sözü sonrası yaptıkları diktatör baskısıyla kurt siyasetçiye geri adım attırdılar. Kesici, partimle aynı görüşteyim demek zorunda kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu da çok iyi biliyor ki 128 milyar dolar kaybolmadı. Başkan Erdoğan 15 ay küsü olanların bile anlayabileceği şekilde CHP'nin yalanlarını yüzlerine vurdu. Kılıçdaroğlu eğer kayıp milyar dolarlar arıyorsa önce CHP'nin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini araştırsın. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri tarihinin en büyük borçlanmalarına imza attı. İki kentte de bir proje hayata geçirilmemişken pardon birkaç heykel yaptılar, birkaç heykeli de parlattılar. Bu kadar para nerede? Ayrıca CHP içindeki taciz ve tecavüzlere sesi çıkarmayan Kılıçdaroğlu sanıyor ki 128 milyar dolar yalanıyla bu kirli siyasetin üzerini kapatacak. CHP'de siyaset yapanların birçok konuda yalana başvurmaları kendileri için de sakıncalı bir durum. Bizden söylemesi. CHP eğer bu ülkenin gerçekten tam bağımsız olmasını istiyorsa parti içinde Washington kafasıyla düşünenleri temizlemeli. Tabi önce nereden başlayacağını iyi bilmeli. Çünkü o dostlarıyla iktidar olma hayali Aziz Türk milletinde hiçbir zaman karşılık bulmayacak. Sonuç Türkiye tarihi bir dönemeçten geçerken iç siyasette biraz olsun birlik olmalı. CHP'li Engin Altay, siyasi üslupla alakası olmayan darbe hayali sözleri Aziz Türk milleti tarafından net olarak görüldü. Maalesef CHP bu. Maalesef CHP'de siyaset yapmak da bu. Engin Altay neden HDP'ye veya teröristlere böyle haykırmaz? Nedeni gizli ve kirli ittifakta saklı. Bülent Erandaç